Bir mahallenizin en değişik koluna hoş geldiniz. Değişik yollarda yine değişik işler başında. Normalde şu an benim Hindistan vizemin bitmesine 3 gün kaldı. Ve ben hani doğru düzgün Hindistan'da bir türlü otostop çekemedim çünkü vizem çok azdı. Dedim ki bu son 2-3 gün otostop çekeyim bari dedim de. Sonradan baktım hava inanılmaz sıcak. Ve son 2-3 gün dedim hani otostopla zaman kaybetmeyelim, uçağı kaçırmayalım. Kaldığım Jaipur şehrinde burada bir tane tren istasyonu varmış. Şimdi öğrendim onu da. Tren istasyonuna geldim abi. Soracağım ilk bilet neresi? Tabii ki yani en fazla 200-300 km öte, yani 6-7 saatlik yol neresi oraya gideceğiz. Abi gerçekten Hindistan'da beni en çok ne zorladı derseniz trafik. Hayır, trafik nereden çıktı? Ulaşım, yani bir yerden bir yere gitmek. Sıra bekledim. Bir saattir bütün mesela 9 tane şey var. Bilet gişesi var. 9'una da girdim çıktım. Hiçbirinde bugüne bilet yok diyor. Ya da ne bileyim bir dünya evrak form doldurtturuyor. Cartlar, cutlar. Form doldur gel diyor. Doldurup geliyorum. O zaman bakıyor bilgisayarına. Diyor ki aa bugün de hiç bilet yok diyor. İnternetten bakıyorum. Hepsi orada da dolu gözüküyor. Şimdi platform 5'teyim. Buraya bir tane tren gelecek dediler. Sonra o trenin duraklarına baktım. Trenin duraklarında bir tane gölün kenarında bir şehir var. 6 saat sonra o şehirde ineriz valla. Abi tren geldi. Yer yer boşluklar var. Şimdi bir yere atlayacağım. Ama sleeper olmayan bakıyorum. Ceza yersek ucuzdan yiyelim. Hangi vagonda yakalanırsanız ona göre ceza yiyorsunuz. Biz en ucuz vagona gidelim. Yakalanırsak en ucuz ceza yiyelim. Abi aldığım riske bakın. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Money changer bulamadım kaldığım şehirde ve şu an benim sadece 6-7 dolar param var. Eğer bu kondüktör gelir ve bana ceza ile birlikte cebindeki paradan daha çok ceza yazarsa ne yapacağım bilmiyorum. Gittiğim şehirde de money changer var mı onu da bilmiyorum. Vallahi yine değişik yollardayız. Biraz kumar oldu bu ama yani 3 günüm kaldı, çok acele etmem lazım. Bu trene de ucu ucuna gördüm, yetiştim, koştum. Yani money changer bulmaya baktım da yoktu. Gittiğim yere bakmadım bile, hostel var mı yok onu da bilmiyorum. Normalde buranın ücreti, eğer ben tahmin etmiyorsam param ucu ucuna yetiyor. Bende 500 rupi falan var. Buranın ücreti eğer normal zamanda alsaydım 250 rupi. Normalde cezalar da 250 rupiden başlıyor. 500 rupi. Tam benim param da 500 rupi. İnşallah insaflı bir kondüktöre geliriz de indirmez. Rajasthan eyaletindeyiz. Biliyorsunuz Jaipur da Rajasthan'dı. Şimdi Jodhpur yanılmıyorsam. Doğru telaffuz ediyorsam gideceğim şehrin adı o. Şimdi ben vizem kalmadığı için sizi götüremiyorum. Hindistan'da da çöl var. Ve çok büyük de çöller var. Ama bu Rajasthan eyaletinin içerisinde öyle bir yer ki, bu Rajasthan eyaleti kendi halinde bir ülke. Çok büyük. Nüfusu da çok fazla. Yüz ölçümü Türkiye'nin yarısı kadar. Ben Rajasthan eyaletini tekrar gelip gezeceğim bir sonraki gelişimde. Yani Nepal'den sonra. Nepal'e gidiyorum bu arada. Sri Lanka'ya gidecektim ben ama bana Nepal'den haber geldi. Dediler ki Mehmet bir ay sonra buraya yağmur sezonu geliyor. Everest'e tırmanamazsın. Ya şimdi tırmandın ya hiç tırmanamazsın dediler. En sona gitmeye hesapladığımız Nepal'e maalesef ilk gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Herkes orada şu an. Bütün Türkler orada ama biz de oraya gidiyoruz. Sırf Everest'e doğru zamanda tırmanmak için. Abi param yetmedi. Bunlar dolarla Türk lirası. Kaç param kaldı? 20 rupim kaldı. Normalde şöyle, şu an burası, bu trenlerde 4-5 tane sistem var. Ben en kötü vagonda değil de en kötünün bir üstüne gelmişim. Ve burası da 600 rupiydi. Benim de şu 500 rupim vardı. Çocuk bana en kötü vagonun biletini kesti. 480 rupi, 20 rupi arttı. Dedi ki sen yine burada oturmaya devam et, ses çıkarma dedi. Çok kalabalık olursa gidersin dedi. En kötü vagona gitme şimdilik, burada kal dedi. Yani hem bana iyi vagondan bile oturmama izin verdi, hem de en kötü vagonun biletini kesti. İyi bir çocuktu. 20 rupiye de denk gelirsek su alacağım. Son paramı verdim senin için suya. Daha şu an 0 liram var. Yani Türk liramla dolarım var. Kartımda param da var, change olarak gör.
Reçel var. Dünyanın en güzel yemeği. Fıstık ezmesi. Tabii ki olmazsa olmaz nadır. Hala İstanbul'dan getirdiğim çorbalar var. Ekmeğim var. Biyarım var. Biraz da fıstığım var. Ya abicim 5 dakika gidiyoruz yarım saat duruyoruz. 5 dakika gidiyoruz yarım saat duruyoruz. Büyük Hint çölünün oralara geldik. 200 bin milyon muydu? 200 milyon bin miydi? Kilometre kare. Dünyanın en büyük 16. çölümüne Hindistan'daydı. Şimdi o bölgedeyiz. Zamanım kalmadı yoksa çölde gidip bir gün kalacaktım. Bebelerle çölün ortasına gidiyorsunuz. Orada Kuhola diye bir kabile vardı. Onu ziyaret edecektim ama onu bir sonraki gelişimize sakladık. Çok özel bölümler bir sonraki bölümde olacak emin olun. Bu gezim hiçbir şeydi. Bir sonraki Hindistan gezim asıl mevzu olacak. Şimdi şehirleri gezim, festivallere katılayım derken, onlara yetişim derken ben asıl gitmek istediğim köylere gidemedim. Bundan sonra gideceğiz. Abi hele şükür geldik. Renkli şehir Jetpur'a geldik. Geldik. Böyle mimari olarak güzel. Jaipur pembeydi ya, burası da mavi. Dere geçidi koymuşlar, yolun sonunda demir var. Abi böyle bir ara sokaklara soktular. Dediler ki bu ATM'ler international'ın değil. Vize yazıyor, şimdi gösteremedim, içeride güvenlik vardı. Beni bankaya yolladılar galiba, git bankadan dene dediler. Ya da bu ATM'den mi? Oğlum yine bunda da vize yazmıyor ya. Deneyeceğiz, hadi bakalım ya Allah bilsin. Passbook has not been inserted in given time. Please try again. Çeneme ya. Alsana abi bak. Yutacak diye de korktum. Girdim şimdi. Tamam. Soktum kartı. Hay ağzını yüzüne ya. Bu da olmadı. Bankaya girdim. Bankadakileri rica ettim paramı değişin diye.
Para da change etmiyorlar, changer'ı da bilmiyorlar. Abi para bozulacak yer bulamadım. Bir tane çocuk var, kara borsacı. 200 rupi eksiye bozdu, 250 rupi hatta. O da 7, 14, 21, 3 dolar 40 sent falan yapıyor. Neyse, gece vakti artık bu kadar olur. Aa, bunu da göstereyim size. Rapido diye bir uygulama var. Bakın, motosiklet gelirse 16 rupi. Tuk gelirse de 38 rupi. Ben motor çağırıyorum. Hop, hemen Vigram amca kabul etti. Vigram amca şimdi burada bir yerde geliyor, beni bulacak. Beni bul Vigram amca. Al beyefendi. It's okay. No, okay. Really okay. Not problem. Thank you. Ah, kaskı al. Thank you, sir. Not problem. Oh, thank you too. Thank you too. Thank See you. Bye bye. Oğlum 13 rupi ne ya? Yazık adamın geldiği yola gittiği yola yazık. Oha, benim hostelim buymuş. Şimdi gözükmüyor. Saraya geldik ya. Abi böyle böyle Hindistan'da hostelde girerken defter dolduruyorsunuz. Bu Meltem sen kimsen? İkidir denk geliyoruz ama o check-out yapmış oluyor. Günaydın dostlar. Şimdi dün akşam çok fazla yayın açmadım. İnanılmaz yorgundum. Ondan sonra burada bir arkadaşla tanıştık. Onunla biraz gezdik derken sabah oldu. Jodhpur şehrindeyiz. Bunu zaten Jaipur'da da aynısını görmüşsünüz bu sistemin. Krallar böyle keyfine düşkün. Kendilerine gelmişler, böyle havuz, hamam tarzı bir şey yapmışlar. Su ne kadar dolu olursa olsun yine de ona göre basamak sistemi var. Yani şuraya kadar da dolu olsa merdiven var. Suyun altında da şu an hala merdivenler var. Biraz daha inip bakalım. Eğer göğüs ağrısı şikayetiniz varsa gezgin bir doktorla iletişime geçebilirsiniz. Hocam Instagram'ına bırakıyorum. Sıkıntı var mı? Instagram hesabını. Olur. Tamam. Zaten sen işte doktor değil, gezginsin resmen. Artık bıraktım doktor. Tamamen. Artık gezginim. İstifa ettim benim Aynen. gibi. Aynen, gezginliğe tercih ettim. Hocamız gezginmiş. Ay pardon, doktormuş. Göğüs ağrısı uzmanı. O da demiş ki ya ben yapamıyorum arkadaş demiş. Milletin çok göğüs ağrıyor demiş. Ben yollara çıkacağım demiş. Gelmiş çıkmış. Dün defterde adını görmüştüm. Geçenlerde de benim kaldığım yine Jaipur'daki hostelde var ya. Orada da kalmış. Orada da defterde ismini görmüştüm. İkidir peş peşe gidiyorduk. Şimdi bir baktım, denk geldik. Bugün beraber Jodhpur'u gezeceğiz. Şimdi bu Rajasthan'da, daha önce dediğim gibi Jaipur'da, burada krallıklar var. İşte Jaipur'da Amber Krallığı vardı. Burada da ona kardeş bir krallık var. Ama şey, bunlar aynı aslında. Krallığın eyaletlere bölünmüş krallık şekilleri. Etli sütlü kimse kimseye karışmıyor ama bunlar akrabalıklar. O yüzden mimarileri de böyle akraba. Buranın tarihinde burası biraz böyle ticaretle ünlü bir yer. Yani Jaipur'a göre burası biraz daha ticaretle haşır neşir olmuş. Biraz daha zengin bir semt. Neden maviye boyamışlar, işte kale ne işe yarıyor burada, onları da anlatacağım. Burası Babürlerle de iyi geçinmiş. Ama son dönemde Babürlerle biraz takışmaya başlamışlar. O sırada Babürleri istemeyenlerle isteyenler arasında da burada bir iç savaşı olmuş. Sonra buranın kralı da buradaki iç savaşı bitirmek için denize düşen yılana sarılır mantığı İngilizleri çağırmışlar. İngilizler gelmiş buradaki hem Babürleri iyice kazmış kökünü, hem de buradaki iç savaşının sonuna getirmiş ama bu sefer de buranın kaymağını İngilizler yemeye başlamış. Sonra ondan sonra krallık burada artık tamamen İngilizlerin boyunduruğuna girmiş. Şu an biz şehrin en merkezi noktasındayız. Eskişehir'in merkezindeyiz. Karşıda kale var, onun eteklerine falan da çıkacağız. Gördüğünüz gibi etrafında zaten her yer çarşı pazar. İki tane kapı var bu iki kapının içerisindeki. Bizim kapalı çarşı gibi bir pazar yapmışlar her yerde. Hediyelik eşyalar satan dükkan. Burada da şehrin sembolü olmuş artık. Bir saat var ama bu saat ileri. Şimdi Allah'ım gürültüye bak. Şimdi şehrin dışına çıkıyoruz, yani mavi kısmının dışına. Şehrin eski kısmı bu, Eskişehir. Fotoğraflarda gördüğümüz kadar bir mavilik ben göremedim. Hocam da görememiş, biraz hayal kırıklığına uğradık. Dün bütün gün 7-8 kilometre yürüdüm. Hiçbir mavilik göremedim. Bugün bulacağız inşallah. Aynen, ben inanıyorum, benim şansım var hocam. Şimdi bu coğrafya çöl iklimi olduğu için inanılmaz bir sıcak var. Dün 44 dereceyi gördüm ben telefonla.
Burası zaman zaman 50 dereceye bile görüyormuş. Şimdi bir tane tapınağı getirdim size. Filler, kaplanlar adamlar için kutsal, aynı şekilde inek de. Bu insanlar kaplana da tapmıyor, file de tapmıyor. Kaplana ne kadar değer veriyorsa file de o kadar değer veriyor. İneğe de o kadar değer veriyor. Sadece bu dinde dünya üzerinde var olan her şeyin gökyüzünde de bir yansıması var. İşte bu fil de gökyüzündeki bir tanrılardan birinin dünya üzerindeki sembolize hali olduğu için sadece önemsiyorlar. Aynı Hristiyanlıktaki gibi burada da aslında bu fotoğraflar, bu resimler, bu çizimlerin hepsi mutlaka dinlerinde geçen bir hikayeyi sembolize ediyor. İşte burada mesela belki işte tanrılar, işte iblisler geliyordu, insanları öldürecekti de tanrılar yapmayın, onları biz yarattık, biz sahip çıkıyoruz, dokanmayın dedi de o sahneyi mesela resmetmişler. Bilmiyorum tabii, salladım şu an bu hikayeyi. Aa, burada bakın şu, bu emin olamadım bunu, hala tam birinden çek edemedim. Bu Hinduizmi, Budizmi, Hristiyanlığı ve Müslümanlığı aynı anda temsil eden lotus çiçeğinin üzerine yerleştirilmiş bir sembol. Burada da Hinduizm var, burada İslam var. Bu adam da yanlış bilmiyorsam Babürlerden önce Araplar galiba gelirken buraya, burada Pencap diye bir bölge var. Pencap bölgesine Sufiler geliyor. Orada İslamiyet'i yayma çalışması yapıyor. Bu burada Sufilik meşhur. Burada da Sufi'yi resmetmiş de olabilirler. Belki amcamız Sikh de olabilir. Sikh'e de benziyor ama emin olamadım. Aa, burada 200, 300, 400. Ya bu şey zaten ortalama, burası da Jaipur gibi 300 sene önce kurulmuş. Burada merdiven altı, bakkal kenarı, her yerde tapınak görmeniz mümkün. Sonunda mavi şehri bulduk abi. Resmen Instagram filtresi gibi. Durun ve Instagram'larınızı açın. Bir tane fotoğraf ekleyin hikaye kısmınıza ve ekrana sağ 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 kaydırın ve durun şimdi. Bakın ekrana Jaipur diye bir yer geldi. Bu rengi andırıyor değil mi? Hardal rengi. İşte Jaipur'un rengi oydu. Burası da Jodhpur. Burası da Instagram onu filtre eklememiş ama burası da ben diyorum ki Instagram filtresi gibi rengarenk. Çok güzel değil mi hocam ya? Harika. Hele şans tam senin oldun ya. Sarı var, yeşil var, mermer rengi var ve mavinin çok güzel bir tonu var. Rengarenk. Yeşilin de çok güzel bir tonu var. Duvarları maviye boyadım. Tabii ki maviyi çok seversin diye değil. Bunun başka nedenleri var. Tanrı Ganga'nın hatırına GoPro, sana söylemiyorum. Ne kadar çok şarjım bitiyor bu sıcakta ya da soğukta. Ne anlatıyordum? Dedim ya Tanrı Ganga su gönderdi yeryüzüne falan filan. İşte okyanusları falan da yarattı. Suyun ve okyanusların rengi deyince aklımıza ne geliyor? Mavi. Mavi. Mavi geldiği için de, onu hatırlattığı için de yeryüzündeki bu binaları maviye boyamışlar. Diğeri derseniz bunun örneğini Türkiye'nin de bazı bölgelerinde görmek mümkün. Bizim pencere kenarlarını maviye boyarlar. Onun da sebebi şu, akrep renk körü ve akrep mavi rengini ateş olarak görüyor. Kimisi de ki bir de şöyle bir şey hikaye var. Hinduizm'de kast sistemi var ve bu mavi evler zamanında sadece Brahmanların. Brahmanlar da Hinduizm'de en üst katman, genelde din hocalarından oluşur. Bu hocaların evlerinin belli olsun diye, yani Brahmanlar belli olsun diye onların evine mavi boyarlarmış. Sonra yavaş yavaş bu kast sistemi kalkınca tüm halk kendi evini maviye boyamış deniyor. Şuranın güzelliğine bakın. Şu şehir var ya, Hindistan'da değil de Avrupa'da olsaydı bugün tüm dünya biliyor olurdu. Aa, bence şehir çok güzel. Gerçekten her tarafı farklı yapıda binalar, farklı insanlar. Mehmet mi dedi o? Aa, abi de baharat yapıyor. Hello. Namaste. Her şehrin nasıl Eminönü'sü varsa Jodhpur'un Eminönü'sü de burası arkadaşlar. Jodhpur'un Eminönü'sünde yürüyoruz. Hello. Hello. Sıcaklar her yerde ya. Evet, aynen. So many color ya. So good. Hello. Namaste. Aa, bu da hostelimizin baz istasyonu. Bu da mavi şehir.
Abi gerçekten çok güzel ya. Instagram filtresi gibi bir şehir yapmışlar. Jaipur zaten öyleydi, burası da resmen öyle. Ve yani ola ki buraya gelirseniz hep söylüyorum, Jaipur'dan sonra buraya da uğrayın. Şimdi biz şu arka taraflarda bir göl var, oraya gideceğiz, size orayı göstereceğim. Bir tane saray var açıkçası, ona gideceğiz, onu göstereceğim. Sonra şu kalenin tepelerine doğru çıkacağız. Abi sabahtan beri Blue City arıyoruz. Meğersem bizim hostelin yanındaymış. Hocam iki gündür Blue City arıyormuş. Sorry. İki adım attık hostelden. Sağa dönsek aslında şey varmış da, şehir merkezi sola doğru gittiği için biz hep sola döndük. Ana hocam bütün sokaklarım aslında. Abi şimdi biz şehrin kalesine geldik. Abi bak burada sembolize etmişler. Genelde fillerle, atlarla girilermiş ya o zamanlar savaşlara. Her yeri itme, oyma, kalkma, kapıya bak. Koskocaman abi. Şu an burası var ya 12-13 metre en az. Herhalde böyle kale kuşatma falan şeylerini tasvir etmişler. Burası bayağı da eski, 1459 yılından kalmış. Dönemin kralı burayı savunma amaçlı yapmış. Şehir aşağısı aslında bir vaha burası. Rajasthan dediğim gibi. Bu bölge aslında bir çöl. Aşağısı da bir vaha gibi düşünün. Bir düzlük var. Bu üzerine yapılan kaya 122 metre yükseklikteymiş. Bu kaleyi de o 122 metre yükseklikteki kayaların üstüne inşa etmişler. Abi buranın bileti 600 rupiymiş. Ama içi güzel, yani şimdi çok bir şey yoktur herhalde. Dışı çok güzel. Baksanıza nasıl arttırma yapmışlar. Bu mimari stil biliyorsunuz bizde de var. Buna bir şey diyorlardı. Hatta Azerbaycan'da da vardı. Bu Gürcistan'daki Osmanlı eserlerinde de vardı. Bu dışarıya doğru arttırma sistem yapıp yukarısında balkon yapmaya. Hocam göğsümde bir ağrı vardı. Nedendir sizce? Şey değil mi? Ben doktorum deyince, yani şu an gezi hayatında değil de normal hayatında. Ben doktorum deyince hemen hocam bende de şöyle bir şey var. Hemen birisi hasta olasılık diyor. Hayır, bir de göğüs ağrısı değil. Mesela ayak ağrısı falan soruyorlar hani bana. Ben göğüs hocam inanırım ben şeydim. Siz söyleyin. Ben hani IT'deydim. Bilgi işlemdeydim. Hı. Hani hastanede çalışıyorum deyince adamlar bana hemen saymaya başlıyorlardı hastalıklarını diye. Abi ben bilgisayar tamir ediyorum ya. Asistanlık bitti. 2 yıl uzmanlık yaptın da sonra mı istifa ettiniz? Evet, mecbur hizmetimi bitirdim. Aslında daha önceden istifa edecektim de pandemi girdi araya. O arada mecbur hizmetimi bitirdim. Pandemiden vatana millete hayırlı iş yaptınız. Aynen. Zaten evet. Gezemeyecektiniz. Bence en doğrusu olmuş. Biraz, evet. Pandemi de çok yordu zaten. Ne kadar gezeceğiniz belli mi? Hiç bilmiyorum ya. Yani akışına bıraktım. Ne kadar gezeceğim, ne kadar gezmek isteyeceğim. Belki bir ay, belki bir yıl, belki 5 yıl. Ölene kadar. Selamun aleyküm rahmetullahi wabarakatuh. Aaa, selamun aleyküm hocam. Thank you. İstanbul. İstanbul, yeah. Oh, coming. Abi cidden bu Rajasthan krallığındaki adamlar parası çokmuş herhalde abi, bilmiyorum ya da zevki çokmuş. Baksana da günlerde Rajasthan'ı geziyoruz, her yer böyle saraylar, yapılar ve ilmek ilmek her noktası işlenmiş ya. Şu an burası resmen 550 yıllık bir kale. 122 metre dediğim gibi, burası kuş doğudaki bir yuvaya girdi. İnanılmaz sıcak ya. Size bir şey söyleyeyim. Güney Asya'da kolay kolay böyle sıcak bir yere denk gelmezsiniz. Zaten Güney Asya'da çöl yok. Sıcak herhalde sıcağı. Burası direkt şu an çöl zaten ya. Hint çölü işte. Evet. Nasıl yanıyoruz ya şu an? Şimdi şuradan tepeden bir şehre bakalım. Ondan sonra gün batıralım, videoyu da bitirelim. Şimdi size manzara göstereceğim. Bu arada nüfusun en az %20'si Müslümanmış. Burada şey diyorlar ki böyle istatistiklerde bilerek oynama yapıyorlar Müslüman sayısını az göstermek için. Her gittiğim yerdekiler öyle diyor. Vallahi onların demesi doğruysa bu ülkede o zaman yarım milyar Müslüman var.
Buradaki Müslümanlar sayımızı az gösteriyorlar diyor da. Tabi doğru yalan bilmiyorum ben şimdi. Teyze yalanı bulmuş. Yanlış tahmin etmiyorsak bize gel diyor. Benim çatıya çık diyor. Oradan da diyor ki sonra çıkınca bize de bir sakal verirsin ya diyor. Geliyoruz. Heh, tamam geliyorum teyze. Teyze namaste. Oradan mı? Ben de artık dil bilmeyenle Türkçe tarzanca takılıyorum. Hocam sence dil bilmeden dünya gezilir miymiş bugün kesinlikle gördüğüm? Kesinlikle gezilebiliyor. Evrensel dil diye bir şey var yani. Doğru namaste. Yani. Hello. Okay. Okay. Namaste. Ulan evlerin içi de maviymiş hocam. Evet çok tatlı. Teyze tapınası. Aa gölü aradık biz de hocam. Gölü bulduk. Bulduk be. Oh çok güzel. Buradan mı geldik biz? Evet. Aa evin içi de. Teyze. Çok güzel. Tamam tamam. Ha. Bu senin home. Home. Ha. Böyle bir gözüküyor. Teyzenin de evi böyle. İçeride bir abla yatıyor. Eskişehir'in sokaklarına dolanmaya devam ediyoruz. Burası bir polis merkezi. Polis station. Allah'ım ne kadar güzel bir şehir ya. Abi insanların evleri gerçekten çok harika ya. Baksanıza böyle arka sokaklar daracık. Abi kale 5'te kapanıyordu. Biz 6.30'da kaleye rica minnet yalvar yakar girdik şu sunset'i izlemek için. Şuraya normalde giriş yasaktı. Bu abi sağ olsun bize izin verdi. Abi çok güzel. Böyle ılık ılık da esiyor şimdi. Masmavi şehir, sapsarı güneş, kahverengi kale, kuşlar, böcekler derken hocam adam bizi dövecek biz gidelim. Aynen. Thank you sir. Namaste. Abi sunset için mükemmel bir yere gelmiştik. Şu uca yürüyecektik. Oradan hem gün batımını hem şehri izleyecektik ki girmek yasak dediler. Hocam çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. Kendine iyi bak. Ben de. Allah'a emanet ol. İnanıyorum bir daha denk geliriz inşallah. Evet. Bir dahakine hasta denk geleceğim ona göre. Yok istemeyim. Tamam. Allah'a emanet. Açık olsun. Bay bay. Okay. I coming sick. Okay. But this tuk-tuk your job. Okay? I have money. Not problem. Not need. So far. Thank you. Selamünaleyküm. Maaleyküm. Teşekkür. Allah'a emanet. Görüşürüz. Allah'a emanet. Abi adam tuk-tuk şoförü. İşi bu. Ben Türkiye'den geldim dedim diye ooo dedi siz dedi bizi burada çok anlatıyorsunuz çok bizi konuşuyorsunuz Türkiye'de Hindistan'daki Müslümanlar dedi senden ben asla para alamam dedi vallahi koltuğuna bıraktım kaçtım şu an resmen Cihat burada böyle ilginç geziler oldu doktor gördük gezgin bir tane istifa etmiş güzel bir mavi şehir gezi Hindistan'daki son gezimiz oldu şimdi yataklı otobüsle Delhi'ye gideceğim Delhi'den 8-9 saat bekleyip uçakla Nepal'e gideceğiz. Oradan Katmandu'daki hostelimize gideceğiz falan filan derken bir sonraki bölümde yolculuğumu ve Nepal'deki ilk günümü izleyeceksiniz. Bu bölüm buraya kadar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basın. Varsa yorumlarınızı onu da belirtin. Thank you. Goodbye. Görüşürüz.